Videoya gelmeden ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Yarın size eğer bir aksilik olmazsa mükemmel bir çekiliş yapmayı düşünüyorum. Bu çekilişe katılmayı unutmayın lütfen. 7 gün süresi olacak çekilişin. Yani şimdiden bildirmek istedim. Çekilişin süresini soranlar çok fazla oluyor, ne kadar sürecek diye. 7 günden sonra çekiliş bitecek zaten. Ve yan kanala, bugün Emre Tardel kanalına Mortal Kombat 9'un final bölümü geliyor. Bilginiz olsun. Şimdi videoya giriş yapalım. Herkese selamlar. Mortal Kombat Mobile'in yeni bir bölümündeyiz ve Elden Tower'da ben bayağı bir ilerledim. Bayağı bir dediğim bu arada tabii ki çok geç kalınmış bir süre ama baktım Fujin var. Dedim ki Fujin'de biz şey yapalım, kalalım beraber video içerisinde savaşalım. Çünkü mikrofonu fazla mı yakın tuttum lan ben az önce. Neyse. Fujin'i daha önce ben savaşırken görmedim. Özelliklerini falan da bilmiyorum. Ne yaptığını falan hep beraber göreceğiz birazdan. Sandstorm bu arada bu iyi değil ya. Bu neydi bu? Ney lan o? Çöl fırtınası tarzı bir şey olacak. Kum fırtınası tarzı böyle. Bakalım girelim görelim. İkisi de Mortal Kombat 11 bu arada. Mortal Kombat 11 Fujin'miş lan. Ben normal Diamond Fujin diye biliyordum da. İyi tamam güzel. Fujin'e karşı savaşmış da olalım hem. Özelliklerini falan alamasak da görmüş oluruz. Ben YouTube'dan falan videolarını bu arada izlemiyorum. Sadece Mortal Kombat'ın official kendi kanalı paylaştığı zaman şey yapıyordum. Kendi kanalımda çekiyordum onun videosunu. Ama bu sefer paylaşmadılar. Niye öyle yaptılar bilmiyorum. Normalde paylaşmaları gerekiyor da. 750 bin canı var bu arada. Birazcık bekleyeceğim. Yenilmemizin çok da bir önemi yok. Block Breaker'ı direkt koydu. Oy! Birinci yeteneği mi bu? Hangisi bu? Bu ne yeteneği? Şey, Hurricane'den kastı şey değil mi? Bu Hortum. Hortum Lord'uymuş bu. İyi tamam. Air Slam falan. Ha, bu birinci yeteneği. Tamam. O ne lan öyle 224 bin mi? Oha oğlum bunlar nasıl hasarlar lan? Bu arada kombolanıyor galiba. Fujin'in pasifini de okuyalım ya. Bir ne yapıyormuş onu bir görelim bakalım. Bir daha girdiğinde görürüz. Raiden Zen klasik. Ben Raiden ben seni öldüreyim kanka. Seninle bizim bir işimiz yok. Paramparça edip seni bir geçelim biz. Öldürebilir miyim orasını da bilmiyorum. Birazcık galiba geç kaldım ama. Kano gene can emiyor bu arada. Bunun ekipmanında mı var ya? Ben bu ekipmanla oluyor galiba da. Galiba ekipmanla alakalı aynen. Ufak da bir takılma yapıyor. Bu öğleden sonra ben bir gir çık yapayım da. O da düzelmiş olsun. Raiden'ı patlatabilirsem patlatacağım şimdi. Çok fazla vuramıyoruz çünkü hasar alarak değil. Birazcık tankiyim şu an. Yani bu kanama efektlerine falan dirensin diye yaptık güya ama. Tabii şey yaptı. Poison immune bu arada. Ha tamam. Ekstra kalkan oluyor. Bu ne? Ha, bir dakika şimdi gel de. Oha bu ne oğlum? Şimdi Fuji'nin arttırılmış bitirici combo şansı varmış. Combo Ender diyor ya. Bu hani kaydırmalı combo var ya. İşte 3 tane vuruyorsun, 4. de kaydırıyorsunuz. O arttırılmış şanstaymış ve bu Combo Ender yapmak 3 tane şey tetikleyebiliyormuş. Chain of 3 challenges. 3 tane işte challenge'tan kastı şey herhalde ya böyle bir nasıl diyeyim ki? Anladığım kadarıyla %80'in üzerinde bir şey yaptığınızda başarı sağladığınızda galiba bu yeteneği atarken şey yapıyor bu 20 saniye boyunca bu hortum efektine maruz bırakıyor. İlk gelen şey bu hortum ne yapıyormuş? Gelen hasarı rakipten gelecek hasarı %10 azaltıyor değil mi? Aynen. Increases. Bir dakika. Aynen. Increases diyorum ben. Rakipten gelen enemy %10. Nasıl lan? Gelen hasarı 20 saniye boyunca nasıl arttırabilir ya? O nasıl bir şey? Mantıksızmış lan o. İkinci yavaşlatıyormuş. Bu arada büyük ihtimalle vurduğumuz bu ya. Buradaki kastetti. Aynen. The first recurring increase is coming damage. Ha, tamam. Rakibe vurduğumuz hasar %10 arttırıyor. İkinci gelen hortum %10 yavaşlatıyor onları. Üçüncü hortumsa özel yeteneklerini iptal ediyor. Bu 3 tane challenge'dan kastı Chain of Challenge var ya. Kastettiği bunlar. Eğer diyor rakip zaten diyor bu hortum efektiyle diyor hortumdan etkilendiyse diyor challenge'lar başlamış bu zincir şeyi zincir meydan okuma zinciri başlamayacak diyor. Lightning ha. Strike Lightning'ler Hurricane'li efektlere daha fazla anladığım kadarıyla 3 defa daha fazla vuruyormuş ve tüm Mortal Kombat 11 karakterleri ve Elder God karakterleri %50 şansla dispel özel yetenek kullandıktan sonra dispel efektine sahip bırakıyormuş karşı rakibi. Ulan bir garipmiş ya valla zormuş ama. Oo, hacı sen çok vuruyorsun ya. Kalkanım çalıştı mı? Çalıştı iyi bari. Oğlum çok ciddi bir hasarı var. Yani örselenemez bir hasar. Acayip vuruyor. Ve kritik atıyor full. Bu da ayrı bir garipmiş o. Niye sürekli kritik atıyor? Ben onu anlamadım. Garip ya. Ölme. Ah be Raiden öldü ya.
Ulan çok da vuruyorlar ha Raiden'ı. Şeyi Raiden diyorum ya. Kenshin'i öldürdü. Çok vurması ayrı da bir sıkıntı ya. Nasıl yapacağız bilmiyorum orasını. Birinci yeteneğe banmaya çalışıyorum elimden geldiği kadarıyla. Bu stun şeyine sokarak şey yapacağım ben de. Stun'a dayanıyorlar sürekli. Bu da ayrı bir sıkıntı. Şöyle bir atalım bakalım bunu. Üçüncü yeteneğimizi atalım. Birazcık can yenileyelim. Ölümümüz zorlaşsın. 220 bin vuramayabilir ama ya benim karakter. Reptile maalesef o kadar güçlü değil büyük ihtimalle. Bakayım bir. Aynen 100 bin ne lan. Çok az vurduk ya. Regenimiz bir tık fazla olmalı ama. Aa ikinci yeteneğim bu ne? O ne oğlum ya? Farklı farklı şeyler atıyorsun sen. Bu birinci yeteneğim bu senin. He. İkinci az öncekiydi. O fazla vurdun. Oo öldük. Çok fazla vurur var ya. Acayip fazla vurur Raiden ya. Çok fazla vuracak. Bakalım be. Direkt tek yemezsem can doldururum bu arada kalkanım çalışırsa. Ama öldüm. Öldüm abi. Kaç bin vurdu bilmiyorum bu arada. Milyon belki de. Milyon vurabiliyorlar. O kadar güçleri var. Of. Bitirişi. Çok güzel. Çok güzel hocam. Çok güzelmiş. Bayağı güzelmiş. Ben şunu bir kapatıp açıp geleyim hemen. Geri girelim savaşa. Şimdi geldim tekrardan. Takımımı da birazcık düzenledim. Az önceki sadece dediğim gibi görmek için girdiğimiz için böyleydi. Normalde boss savaşlarında ben Johnny Cage'i kullanıyorum ki rakibi yerine kilitleyebileyim diye. Aslında keşke şeyi alsaydım. Johnny Cage'i şu anda yanlış bir şey kattığımı fark ettim de. Neyse çok da büyük bir sıkıntı değil. Sadece yerine sabitlememiz yeterli zaten. Karakterleri sürekli değiştirerek ben bunu dövmeye çalışacağım. Az önce ufak bir takılma yapıyordu. O yüzden bir daha başlatayım dedim. Bazen o takılmayı yapıyor. Şöyle bir şey yapalım ama öldürme kankacım. Öldürme. O kadar vurma yani. Acayip sıkıntı ya. Allah kahretsin seni. Oğlum lan tek attı lan. Abo hocam seninle işimiz var ha bizim. Vallahi işimiz var seninle. Ne bok yiyeceğiz biz seninle ne yapacağız? Şöyle bir şey yapayım. Block Breaker'ımız çalıştı da şunu geri bozayım ben. İyi bari kanamayı yemedik. Block Breaker'ın çalışması gerekiyor ama. Ha tamam güzel. Birazcık canını azaltalım bakalım. Fujin abimizin iyi 460 bin lira kadar indirdik. Kule birazcık zorlayacak gibi duruyor. Fujin sürekli olarak gelecekse. Fujin bir tık güçlü bir karaktermiş. Yorabilir. Takım kalkan sağlıyor bir de ya. O da ayrı bir sıkıntı ha. Valla garipmiş. Takım kalkanı Raiden'dan alıyordur ama herhalde ya. Kalkan sürekli çalışacak mı hocam? 150 binden yani çok da aşırı düşürmüyormuş ya hasarı. İyi. Of. Block Breaker'ın çok büyük sıkıntı. İkinci teniği değil mi bu? Aynen. Oh. Hayvan gibi de vuruyor ya. Vallahi hayvan gibi de vuruyor. Johnny Cage'in şeylerini düzeltmem lazım bu arada benim. Ekipmanlarını. Oha. Oğlum yavaş lan. Bu kadar vurmayın ya. Acayip sıkıntılar. Şunlara baksana. Böyle bir şey var mı ya? Oğlum bir de yeteneklerim de kilitledi. Bir şey de crippled attı hani. Hiçbir şey yapamıyorum o yüzden. Gene şeyi de yedik. Of 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 dokunamıyorum. Lan niye bu kadar çok hasar yiyoruz ya? Ha dokunamıyorum abi. Neyse bir sonraki savaşı yeneceğiz bunu büyük ihtimalle. Hadi bakalım. Burada 3 savaş harcamak bu arada mallık ya. Benim hatam oluyor. Johnny Cage'in ekipmanını ben bir iki saniye değiştireyim. Ona Block Breaker verelim ya. Block Breaker'sız soktum ben onu. Aklıma hiç gelmedi biliyor musunuz? Böyle lan 180 lira. Yani şu an aldım kanka. Hemen aldım ya. Hemen hemen. Var ya of yani. Şuraya bir tane bir adet Block Breaker verelim. Şeyinki Reptile'inkini alacağım Block Breaker'ını. Aynen şuradan alayım. Hatta yüzüğümüze de biz Block Breaker verelim ya. Yüzüğümüzde Block Breaker'lı olan bir tane vardı. Nivus'ta gel bakayım bir. Şuradan ekipman bir tane düşürmüştüm de. Nerede düşürdüm atı. Şu var. Bunu kullanabiliriz ya. Bu birine değilmiş değil mi? Aynen. Block Breaker'ımız maksimuma çıksın. Çünkü bununla kullanıyoruz şeyi. Özel yetenek birimizi kullanmamız lazım. Yerine sabitlememiz için de blokta olmaması gerekiyor. Mecburen şey yapacağız o yüzden. Bloğunu kaldırtmamız gerekiyor bir şekilde. Hadi bakalım. Bunu da kaydetmem aslında. Bu prezidi kaydetmem gerekiyor da. Şöyle bir yeteneğimiz hiç dolu değil, değil mi? Aynen. Dolu başlamıyoruz ama çok da büyük sıkıntı değil. Block Breaker'ımız şu anda %50'nin üstünde olması lazım. Rahat rahat şey yapmamız gerekiyor. Yerine sabit. Gerçi şu an atmama gerek yoktu mesela Johnny Cage'le ama olsun. Vurabildiğimiz kadar vuralım. Karakteri kullanalım. Ve birinci yeteneğim hızlı bir şekilde dönüyor bu sayede. Oha oğlum Block Breaker çalışmadı. Saçmalığa bak. Hala çalışmıyor. Mal mısınız oğlum? Lan çok yüksek Block Breaker'ı şu an. Nasıl çalışmaz ya? Hala. Bu ne? Bunun bloğu kırılamıyor mu abi bu karakterin? Böyle bir saçmalık mı var ya? Yemiyor bu arada bir de. 20 bin yiyor. Oğlum bu ne lan? Sokacağım ya. Blok niye kırılmıyor bloğu? Salaklığa bak lan. Çok saçma ya. Sıçacağım şimdi saçmalığınıza ha. Üstümdeki Block Breaker o yüzükten dolayı falan da çok fazla. Hala kıramıyorum. Aynen kanka oyun çok mantıklısın ya. Raiden'ın daha düşük bu arada Block Breaker ama kırıyor. Saçmalarını da sizin ben tüküreyim ya. İyi. Öldürdük bari.
Yani burada ekstra umarım common ekipman verir veya şey rare ekipman verir. Ne common ya? Rare çıkartsak güzel olur. Belki güzel bir şeyler çıkartırız. Aha! Vallahi Nightwolf'a şey çıkardık. Nightwolf'un şeyi çıktı. Bir tanesi çıktı şu anda. Bunu sürekli olarak yapacağım. Eğer şey yapabilirsek. Oğlum bende Nightwolf da var ha. Vallahi Brutalis'ini direkt atarız. Çok iyi lan. Bir tane daha çıkardık mı? Bunun yanına ne takmamız gerekiyormuş? Bir dakika. Heh. Matokan Beer Fang diye bir şey takacakmışız. Onu da çıkartırsak vallahi çok iyi oğlum. Nightwolf'un brutality'ini görmüş olacağız. Çok isterim yapmayı. Hadi bakalım. Sürekli olarak ben bunlar artık zaten savaşı yapacağım. Şuradan Prezidler'ı bir değiştirelim bakalım. Eldermint nerede? Tower. Heh. Şunu gel kankacım. Aynen. Bunlarla savaşıyorum ben. Aa, Kenshi aslında ekipmanımı değiştirebilirdim ya. Neyse gelelim bir şey olmaz. Sıkıntı olmaz. 3 savaşta yendik 110. boss'u. İyi değil. Yani bayağı iyi değil. Fatal'da falan bayağı çok zorlanacağımız anlamına geliyor bu. Ama şeyleri değiştireceğiz ya. Karakterlerimi değiştirmeyi düşünüyorum. Biraz daha şey yapmam lazım. Bu gold güçlü olan takımlar var. Onları deneyeceğim. 56.000 güçleri şu an ben bunları paramparça ederim şu an için. İyi. Bayağı rahat yeneriz gibi duruyor. Yani bana da vuramıyorlar zaten. Güzel. Şöyle bir Johnny Cage'i direkt bir patlatalım bakalım. 44.000 herhalde vurursun. Kenshi abicim. Aynen. Zahmet oldu. 67.000 de büyük ihtimalle vururuz. 45.000'e gene indirdik canını zaten de. Güzel. Rahat rahat yeneceğiz böyle hızlı bir şekilde. Kaçıncı savaşa kadar şu an? Galiba 122'ye kadar geleceğiz değil mi? Aynen. Akşama da bir daha şey yapar. Bu arada kulenin saatlerini değiştirmişler. Normalde kule 6'dan 6'yaydı. Bunu 5'ten 5'e çekmişler. 12 saatte bir yenilenmeyi. O yüzden de kaçırdığım oldu benim. Hani baktım saatine olan dedim bir gariplik var. Geç anladım onu birazcık. 113. savaşa gidiyoruz şu anda. İyi. Ondan sonra da 10 savaş hakkımız olacak değil mi? Aynen. 123. savaşta duracağız ama yapamayacağız. İyi. Güzel. Yani kule keyifli. Güzel ekipmanlar düşebiliyor aynı Nightwolf'a düştüğü gibi. Bu arada ben onu okumadım ya. Nightwolf'un ekipmanını okusak olur. Okuyalım da kulede o büyük ihtimalle ekstra bir şeyler veriyor. Ben onu mal gibi okumadım. Raiden'a şey şu an Reptile'e takabiliriz o ekipmanları. Reptile'in ekipmanı yok. Güzel olur takarsak. Kaç bin vuruyor mesela bunlara? 168 bin. Güzel, iyi hasar. Temiz hasar. Devam et bakalım kankacığım. İkinci yeteneğimizin hasarını, herhangi bir özel yeteneğimizin hasarını arttıran bir ekipman geldi. Onu da takabiliriz. Onu da göstereceğim size zaten birazdan. Reptile'e takalım onu. Reptile'de dursun o köşede. Aslında şeye takabilir. Ben onu Kano'ya vereyim ya. Valla Kano'ya dursun abi o. O da gerçi %40 hasar attırıyor. Aslında Kenshi'ye de verilebilir de. Block Breaker'ı kalmıyor Kenshi'nin bu sefer. O da ayrı bir dert. Bir bakalım Kenshi'ye ne verebiliriz. Şöyle bir görelim. Ekipmanlarımızı. Şu sonuncu yüzük bayağı bizim veriyor mu? Çok vermiyorsa %17, %34 can veriyor. Sen aynısınız. Aslında iyiler ya. Yeni gelen şeyimiz ne yapıyor? Oo, maksimum canımızı arttırıyormuş. Debufflara karşı %20 dayanıklılık veriyor. Bizim yüzde şu kaç? Bakayım. %27. %7'den bu daha iyi bu arada. Bunu takalım. Bu daha iyi olacak. Kritik şansını şey yapıyormuş. Alıyormuş. %80 can arttırma bayağı iyi bu arada. Hani kuleye özel. Bayağı güzel. Şu ekipmanı diyorum bakın. Herhangi bir yetenek attığınızda %80'in üstünde başarı sağlayabilirseniz %20 hasarını arttırıyor. Ve %40 damage boost alıyorsunuz. %40 düz vuruş hasarı alıyorsunuz. Hani bayağı güçlü bir şey. Aslında bunu ben Kenshi'ye vereyim abi. Kenshi de dursun. Kano'ya farklı bir şeyler verelim. Şu an Kano'ya ekipman vermemiz gerekiyor. Şunu da ver bakalım. Kuleden dolayı gene ruh kazanmam biraz azaldı. Maalesef. Şimdilik sana ben ne vereyim? Kenshi'ye şey Kano kardeş. Yeni olarak yeni aldığımızdan ne verebiliriz? Şu boştaymış. Combat Knife'ın yerine. Şu ne? Moonshine. Ne iş? Elder Wing Tower'da. Ha, aynısı. Aynısı olduğu için takmamızın bir anlamı yok. Zırh olarak bunun yerine debuff alalım abi. Sanki debuff daha iyi gibi. Debuff'a karşı direnç. Bakın şu Johnny Cage'i taktığım ekipman buydu. Basic atakları %27 daha şey yapıyor. Bloklanamaz hale getiriyor ama ona rağmen şey yapamadık yani. Garip bir şey. İlginç yani. Şunu mu versem öbürünü mü versem bilemedim. Debuff'a karşı dayanıklılığı Strength'ten alalım. Dur Power'dan debuff'ı takalım ya. Biz o lazım oluyor bize. Nerede 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 bulamadım. Ha şu. %27 direnç önemli. Baya önemli. Buradan Nivus'tan şimdi Reptile'e bir şeyler vereceğiz. Çık bakalım Reptile'e geç şöyle. Buradan Kunai'nin yerine aslında verebiliriz ya. Kritik şansı yerine
Biz şöyle bir ekipman verelim. Kullanmadığımız ekstra bir ekipman var mı yeni çıkan? Yok. Sorun armor yerine aslında şunu vermemiz daha mantıklı olabilir. Dokunulmazlığını arttırırız reptile'ın. Yani şimdilik böyle dursun. Her şeyi kullanıyoruz zaten. Yeni çıkan şeylerden artık çıktıkça takarız ona. Yani aynen. Tamam. Geri çıkalım. Hadi bakalım. Savaşımıza girelim. Biraz daha güçlüyüz artık. Kenşimiz ikinci tenekle normalde 168 bin vuruyordu. Bakalım şimdi ne kadar vuracak. Göreceğiz onu. Hasar yönünden bence iyi bir fark oluşacaktır. Görelim. Heyecanlandım birazcık ya. Özellikle ekipmanları şey yaptıkça evrimledikçe çok daha fazla güçleneceğiz. Bu kuleyi o yüzden bitirmek, fazla fazla bitirmek çok önemli. Düz vuruşta maksimum şu ana kadar 21 bin vuruyoruz kritikle. Onu ben size geliştiği gösteririm zaten. Ara ara savaşları yine göstereceğim size. Şöyle bir al bakalım. Çok güzel. İkinci teni atmak istiyorum ya. 168 bindi. 168 bin. Atma kanka yeteneğini. 254 bin cana gelmişiz bu arada. 203 bindi canımız. Hadi %100 vurduk. 177. Aa çok da fazla atmamış ya. Nasıl lan? Gerçi hasarı birazcık düşürmüş olduk değil mi? Aynen. Taktığımız ekipmanın hasar bir tık düşüyor. Gerçi %40 hasar alıyoruz ama o da ayrı bir şey. Allah Allah ya. Mantığını çözemedim. Niye öyle hasarımız düşmüş? Yani düşmüş değil de. Ben çok daha 200 bin artması geçmesini bekliyordum da. %20 hasara olamaz ya. Biz neyi değişiklik yaptık abi? Neyle değişiklik oldu? Zırhımızda zaten ekstra bir saldırı yoktu. Şu ekstra %40 saldırı verdi. Elder Wind Tower'a özel. Yani. Anlamadım valla. Şunu taktık değil mi? Yok bunu takmadık. Nerede? Şunu taktık. %17. Allah Allah. Vallahi garipmiş ya bilmiyorum bir garip geldi. Hasarımızın çok daha fazla olması gerekmiyor mu ya? Ona özel miydi acaba? Şeye özel miydi? Aaron Black'e özel miydi? 177 bin. Tagnası çok fazla değil Aaron Black'in ama ekipmanı sayesinde belki Tagnası almıştır. Bakalım bir deneyelim bir daha. Hasar inşallah artar bu sefer. Kodumuz da hasar olsun böyle verelim. Yani daha fazla vurmayı bekliyorum. Umarım vururuz. Böyle bir 18 bine düştü hasarımız. Niye öyle oldu lan? 27 bin tamam yükseldi. Güzel. Ekstra ekstra artıyor şu an. 27 bin iyi lan bayağı güzel. Şeyde en fazla 48 bini falan görmüştüm galiba. 50 bine yaklaşmıştım. Bir önceki tavırda. Bu ne lan? Takım bitti ikinci teni dolduramadan. Çok çabuk öldürdük ya. Biraz fazla mı vuruyorsun sen hayvan evladı? Yavaş vur azıcık da. İkinci teneğimizi atabilirim. Ne biçim bir hayvansın ya. Full coins çıkıyor bu arada. 2 milyon coins yaptık anasını satayım. Kuleye başladık. Deli gibi coins'imiz oldu. Yeni karakter falan da sen geliştirecek olursak bu coins'ler çok lazım olacak bize. Her şeyini fullememiz gerekiyor karakterlerin. Bakalım ekipman da düşüyor bu arada. Bol bol ekipman da düşürüyorum ben kuleden. O da baya baya bir önemli. Dikkat etmek gerekiyor ekipman olaylarına. Çünkü bu debufflara karşı direnç baya baya önemli. Hani fullememiz lazım o yüzden. Ki benim zaten revolver'ım daha full bile değil. Onu da fullemem gerekiyor. Yani elimden geldiği kadarıyla maksimuma getireceğim. Çok fazla vuramadık ama sana. Blockbreaker'ımız çok çalışmadığı için. Ve kritik vuramadık üstüne. İyi. İkinci senemle şimdi maksimum hasarımı göreceğim bakalım. Sana atmayacağım ama. Sen zaten neredeyse öldün. Yalnız iyi de vurdun ha. Bayağı da azalttı canımı. Senin tagnasın fazla mı acaba ya? Bakalım bir göreceğiz. Canımı iyi azalttılar bu arada. Ama recovery'm var. Recovery'den dolayı Kenshin'in recovery'si full artı full. O yüzden çok da büyük bir sıkıntı olmayacak. Bakalım ekstra vurabilecek miyiz? 177 bin. Allah Allah ya. Vallahi vuramadık hocam. Yani bir tık kanser etti beni bu olay. Neyse çok çok büyük bir sıkıntı değil ama yine de sıkıntı tabii ki. Şöyle bir al bakalım kanka. Güzel seni öldürdük. Şöyle bir zehirden dolayı da can da yenileyemeyeceksin sen. Ama ben can basıyorum kendime. Yapma. İkinci seni attın mı? Atmadı. İyi de vuruyorlar bu arada ya. Vallahi şu an 60 binlik şeye göre bayağı indiriyorlar canımı. Baksana ya. Diamond 10. evrim karakteri yaptıklarına bak lan. Gerçi kanamadan dolayı sürekli olarak canımız indi de. Yani gene de sıkıntı abi. Bayağı şey yapıyorlar. Hep coins veriyorsun ya kuleye. Güzel bir şeyler ver arada oğlum ya. Olmaz böyle. Şimdi kaçıncı savaştayız biz? 116. 115'te verebilirmiş aslında yani. Aynen. Bir önceki savaşta. Gerçi 120. savaşta belki bir şeyler verir. Bakalım göreceğiz. Umarım verir daha doğrusu. Ekipman düşmesini çok istiyorum. Bol bol ekipman düşürürsek. Bir de gold karakter düşürsek iyi olur ya. Klasik Sonya Blade verse bana iyi olur. Onu fulleyemedim ben. Onları fullemek istiyorum ama kolay olmuyor tabii ki.
Al bakalım oğlum. Tak tak tak. Güzel. Ay yapma yapma. Şöyle al bakalım. Tak tak tak. Güzel. Şöyle bir vurursak. Birinci seni attığımızda en special atak bu arada. Herhangi bir special atak da yapması gerekiyor ama. Bu ne oğlum, bir komboyu öldürdük lan. Yuh. 45.000 vurdu lan bir komboya. Hayvan. Bayağı iyi ya. Şu an keyifli. Tabi hasarlar düşük şu an için. İkinci kez yaptığımızda kuleyi daha yüksek olacaktır. Ekipman düşüreceğimiz için bol bol. Daha da güçlendireceğiz. Reptile evrimlemek istiyorum ya. Reptile. Kenshin'in yerine bir tane outlaw karakter bulmam lazım. O yüzden Shao Kahn'la uğraşmam gerekiyor da. Onunla da pek uğraşmıyorum valla. Yapmamız gerekiyor normalde ama işte. Yani. Yapmıyorum. Niye yapmıyorum ben de bilmiyorum. Şeyi de bu arada, bu videoyu bugün yetiştirmem lazım. Şu an saat 2.11 geçiyor. Akşam 5'e yetiştik galiba bu video. Umarım yetişir yani. 3 saate yetişmeyebilir ihtimali var. Şöyle al bakalım. İyi. Tak. Güzel. Ona da vurdu fazlasını. Birinci seneyimiz peki ne kadar yükselecektim de blokta kaldı şerefsiz. 49.000 vurabilir mi blokta? Vuramıyormuş. Daha o kadar da batmayalım. İyi. 254.000. Bir önceki kulede şeyde, Sindel'in kulesinde. Neydi lan Sindel'in kulesi? Sindel'in kulesinin adını unuttum. O kulede canım 380.000'lerde bir şeydi galiba. Baya baya artmıştı. Kulenin çünkü ekipmanlarını şey yapmıştık. Baya evrimlemiştik o kuleyi. Çok da fazla değil ama bu arada güzel. Devora şey geldi. Gerçi recovery boost çok bir önemli değil ama olsun. En azından bakın böyle ekipman düşürebiliyoruz işte. Karakter ekipmanlarını rastgele bir şekilde böyle atabiliyor. Şu mükemmel bir olay. Çok sevdiğim bir olay ya. Kulenin çok güzel bir yanı bu. Fullenmemiş şeyleri fullemek bayağı iyi. Şöyle al bakalım. Son 5 savaşımıza giriyoruz. Hex bu arada. Hex özelliği ne bilmiyorum. Bakalım. Göreceğiz birazdan. Ekstra ne sağlıyor onlara? Gold and Diamond karakter have powerful bilmem ne diyordu. X-Ray'dir büyük ihtimalle ya. Şöyle. Kaç canın var senin? 67.000. Bir vuruşa bitiremiyoruz. Bitirici combo gelse belki iyiydi de. Böyle bitmiyor tabii ki. İyi, onlar bana vuramıyor da yine de vurmuş aslında. 6000 ki 5000 güzel vurmuşsun kanka. Ben sana 50.000 vuruyorum ama öyle bir sıkıntı var. Ve şu an zehirlendim de gerçi. Outlaw karakter olmadığım için çok şey olmayacak. 177.000. Kritik bu arada hiç vurmadım şu ana kadar. İkinci teneyimle hiç kritik atmadım hala. Garip. Normalde fazla fazla kritik çıkartırdı Kenshi. Şu an çıkartamıyoruz ya. Kritik şansımız çok fazla. Bak bir tane daha ekipman verdi. Üst üste ekipman verdi abi. Mükemmel şeyler bunlar ya. Yani bu şey önemli değil tabi de. Takeda'nın gelen şeyi çok da güzel bir şey değil. Ama bu Tagnus Boost veren işte ne bileyim Block Breaker veren ekipmanlar geliyor. Onlar baya baya önemliler. 10. evrim yapmaya çalışacağız o yüzden. Benim hala 10. evrim olmayan bir sürü ekipmanım var. Onları fullemeye çalışıyorum. Arada bir de gold karakter sallıyor durduk yere. Bilginiz olsun. Ona da veriyor yani. Çok güzel gold karakterden vermiyor tabi de. Yani bir zahmet vermesin zaten. Öyle öyle onları da fullleyebiliyorsunuz. Tabi kulenin bu kısmına gelince gold karakter çok bir işinize yaramıyor. O düz gold karakterler. En kötü ihtimalle challenge karakteri falan olması gerekiyor bunların da. Çıkanların daha doğrusu. Öbür türlü statları çok düşük kaldığı için çok bir işe yaramıyorlar. Şöyle bir al kankacım. Sana ne kadar vurabileceğiz? %195.000. Hasarım arttı niye bilmiyorum. Tagnus'tan dolayı büyük ihtimalle fark yaratıyor. Scorpion'un Tagnus'ı düşüktür. Yani. Hadi bakalım. Evet. Devam. Ne oldu şimdi? Ah gene ekipman verdi sandım. Bir an heyecanlandım da vermedi. Yani gene güzel ya. Şu an kaç ekipman düşürdük? 2 ekipman düşürdük lan aslında az da. Recharge at bakayım. Niye Reptile'in şey az? Ha bir kere Johnny Cage'le savaştığımız için anladım tamam. Bir savaşı Johnny Cage'le yaptık. O yüzden Reptile'de hala enerji var. Yani bu recharge olayı çok iyi. Düzeltmeleri mantıklı. Umarım quest'teki olayı da düzeltecekler. Quest'te direkt yerine dediğinizde, quest'i bir daha yap dediğinizde 50 kere next'e falan tıklatmadan direkt başlatması gerekiyor. Onu umarım ayarlayabilirler ya. Bakalım. Aa şey yeniden diriliyor. Hey, dirilin bakalım. Burada bu arada Datuş'a çok iyi işe yarar. Bane of the Moray miydi neydi öyle bir ekipman vardı ya. O ekipman mükemmel iş yapar. Bu yeniden dirilenlere karşı. %300 hasar sağlıyor. Bilginiz olsun. Çok fazla vurabiliyorsunuz. Şöyle bir atayım ben sana kanka. Mesela kaç yiyeceksin sen? %195.000. Güzel. Bir daha böyle aklımda olursa eğer savaşırken yeniden dirilme gelirse
Datuşay takayım. Çıkardığı hasarı görün abi. Acayip hasarlar çıkartıyor. Şöyle bir al bakalım. Rekor kırmaya bile yarar yani. O derece güçlü oluyor. Freeze'i yemedik mesela bakın. Bu debuff'tan dolayı geliyor. Şeyden. Neydi o? Bu talentlardan ayarladığımız şey sayesinde talent. O talent da size göstereyim bu arada, bitmeyen savaş. Kendi talentlarımı size göstereyim. Ben bunları kullanıyorum. Hızlı bir şekilde göstereceğim. Yapmak isteyenler yapsın. Kulede bunlar çok işe yarayan talentlar. Bilginiz olsun. Devam edelim bakalım. Güzel. Yeniden dirildi ama hiç de bir önemi yok zaten. Raptor'la direkt tekleyeceğim kanka, gel. Yeniden dokunulmazlığımız da gelmiş oldu. Zehirleyince vurduğu hasara bak şunun ya. Çok lanet, rahatsız edici bir hasar var Reptile'ın. O yüzden önemli aslında, ama bosslar zehir yemiyor işte ya. Bosslara o yüzden işe yarayacak Power Drain işe yarıyor. O Power Drain ekipmanları Scarlet karakterlerin. Aa, ilk defa mı açamışım lan Scarlet'ın şeyini? Garip. Evrim bile olmadı. Scarlet'ım gerçi var mı benim? Var galiba. Bir tane Mortal Kombat 11 Scarlet'ım mı vardı benim? Bir şeyim vardı ama onları hiç güçlendirmedim ben. Çok işime yaramıyor diye. Scarlet'ın şu an Cold War Scarlet olursa bayağı bir iş yapar. Cold War takımla birlikte çok fazla iş yapabilirsiniz kulede. Güzel karakterler. Bossları kendilerini öldürtebiliyorsunuz. Fazla 1 milyon falan vurduklarında bosslar Scarlet'ın kalkanı sayesinde kendi kendilerini öldürüyorlar. Bu bayağı bir önemli olay. Yani deneyebilirsiniz. Uf, iki kere üst üste kritik vurdu. Hayvan. Hem öldüreceğim, kritik vurduğunda mükemmel oluyor ya. Suratına sıçıyorlar ya rakibin. O aynen az önceki yaptı. 31 bin vurdu ya. Ha işte o, hem öldüreceğim, kritik o. Öldürücü ne lan? Bir garip söyledik onu. Klasik son yemedi işte. Bana bunun 10. çevrimi lazım. Çünkü shield break var. Shield break attığınız zaman karşı rakibi çok rahat bir şekilde bossları özellikle parçalayabiliyorsunuz. Bosslar çok az hasar yiyorlar. Onların kalkanlarını kırmak bayağı bir iş yapıyor. Devam. Şu an kaçıncı savaşa geldik hocam? Bakalım. Kaçtayız lan? 122. Güzel. 123'e geçeceğiz. Aksilik olmazsa, hepsini yapabilirsem 3-4 güne falan. Gerçi ben 170'lerde falan bir kere daha atarım savaşı, kule savaşını. 190'dan sonra kendim birazcık yaparım. 200'e geldiğimizde bir daha atarım. İkinci savaşı görelim diye. Diamond alacağız ya orada. Hangi diamond'ı aldığımızı beraber yaşayalım o heyecanı. 200'e kadar gelirim galiba bir aksilik olmasa. Normal kulede gelebilmem gerekiyor. Karakterlerim onun için yeterli şu anda. Hard kulede maalesef yetersiz. Yapamıyorum. Geçilmiyor abi. Hadi bakalım. Ne oldu lan öyle? Ah be, senin ben ağzına tüküreyim ya. Block Breaker'ım da çalışmadı. Çalış artık Block Breaker, bir işe yara. Çok da fazla vuramıyoruz ha Reptile'la. Hasarı gerçi fazla değil normal olarak. Şöyle bir alacağınızı. Kane'i vurur ama Kane'i affetmez. O surtur valla. Tak 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 yaptı. Paramparça etti. Güzel. Güzel. My Blade, thanks you. Al bakalım. Herhangi bir ekipman geldi mi? Düşmedi. Tamam. Yeteri kadar ekipman düşürdük zaten. Bu ekipmanı almak için challenge'ın hard kısmını tamamlıyorsunuz ki bir tane ekipman versin size. O kadar ki zor normalde bu ekipmanları almak. Dark Magic gelmiş bu arada. Çok da önemli değil zaten. Rahat rahat yeneriz diye düşünüyorum. Evet, bu video şimdilik bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Hoşunuza beğenmeyi. Kendinize çok çok iyi bakın.